Efendim merhabalar ne, var ne yok hoş geldiniz araştırmacı yazar Mehmet Saka hocamızla beraberiz. Hocam gülüyor çünkü kendisi bir yere yetişecek ama ben zorla tuttum. Hocam gitme dedim ve hızlıca e, girdim. <gülüyor> Niye gülüyorum biliyor musun? Şimdi ben bu arada düşünüyorum ile az önce çekimi yaparken böyle bir alt saate bir baktım Dedim olsun Türker'le çekmeyiz dedim. <laughs> Şimdi geldi yani sen oturdun başladın ben diyorum ki hadi bakalım nereye geleceğiz. Hemen bir iki dakika başladın. içerisinde hiç ara vermeden Oğlum, bu, başladık. Bu arada e, ben izleyicilere söylemek istiyorum böyle hem sohbet havasında Tabii. olsun istiyorum. Şimdi oturdum burada dinlemeye Türkiye ne yapacağız falan derken Türkiye böyle yapıyor ardından reçil diyor ki betlerleri e, de hazırlayın falan filan Türkiye ne beter ne kimin beteresi geliyor ne olacak <laughs> bir haber <laughs> yine her zamanki gibi ikizlara izleyeceksiniz yine hocam yani. girdik konuya yani ee, hadi bakalım hadi. dünyayı ardında bırak filmi çok konuşuluyor tabii aynı zamanda şu anda güneş patlamaları da olunca <laughs> çok şükür ki geçen akşam izledim izledin oh, süper. Hazırlıklıyım. Süper. <laughs> o hazırlıklıyım bu geçen akşam izledim tamam. ben. süper orada bir garip patlama sesleri var tabii dünyanın sonunun geldiği bir şey. Onu versin mi arkadaşlar? Bir izleyelim ee, patlama seslerini. Bir frekanssal bir saldırı mı var diye çok soruldu. Buyurun. Hocam sizler hep anlatırsınız yani frekanssal saldırı. Burada filmde de konu edilen dünyanın sonunun gelmesiyle beraber bir frekanssal bir ses var. Şimdi <laughs> popcornumuz nerede? <laughs> değil mi? Yani öyle oldu tamam. <laughs> tamam tam öyle oldu kaptırıp gidiyoruz. E, yani, böyle mi olacak? Ya böyle mi olacak? Şimdi filmi bir kere çok yeni bir film. Yorumlarken ne taraftan yorumlayacağımı da anlamaya çalışıyorum hani bu arada. Seninle pasta şarkı hareket etmeye çalışıyorum burada. Böyle mi olacak? Böyle olacak demek çok büyük bir söylem olur. Başta onu söyleyeyim. Ama demek ki bu frekanssal saldırılar evet. kullanılacak. Hollywood bir şey gösteriyorsa şimdi ben şöyle bakıyorum hikayeye. Ee, zaten ben bu platformlara kesinlikle e, algı operasyonu ...operasyon sahası olarak görüyorum. O net. O konuda bir... ...netleşebiliriz zaten. Benim için o bölgeler... E, ...dijital platformlar... ...dijital film platformları... ...işte e, bu tarzda içeriklerin... ...üretildiği platformlar... E, ...ve bunların üzerine ciddi... E, ...maddi yatırımlar... ...yapılıyor en nihayetinde. Bunların kesinlikle algısal... ...operasyonlarla ilgili... ...ciddi materyaller olduğunu biliyorum zaten. Yani bu bir bilgidir bak. Bilmek başka bir şey... ...sanmak başka bir şey... Öngörmek başka bir şey. Ben bunu biliyorum yani. yani. Nereden biliyorsun diye sorarsan, herkesin bilgiyi kendi gönlünde harmanlama ve teyit etme biçimi vardır. Bu benim de kendi bakış açım. Öyle söyleyeyim. Dolayısıyla ama her filmde öyledir diyemem. Arada böyle tane tane filmler geliyor. Bu filmin dikkatimi çekti ve izledim. Ben çok böyle e, filmlerin içerisinde boğulan bir tip değilim evet. çünkü öyle bir vaktim de yok. Ama bu dikkatimi çekti. E, i̇zledim. Evet, güzel oynamışlar, güzel mesajlar vermişler ama o film demek aynı zamanda da abartı demektir. Yani, yani işte dünyada elektrikli evet. araçlar hepsi kullanılamaz evet. hale geliyor, elektrikler kesiliyor, iletişim evet. kopuyor, bir frekansal bir saldırı oluyor. Burada büyük resme bakalım. O zaman neden bu dönemde böyle bir film? Hı. Neden çok hızlı bir şekilde? Neden şimdi? Gerçekten buna gerek var mıydı? İki şekilde adlandırabiliriz. İş yapıyorum, sanat yapıyorum da diyebilir kişi. Evet, şu anda zaten öyle görünüyor, öyle deniliyor. Sanat, okey, çok güzel, Aha. güzel bir iş yapmışsınız, güzel sanat yapmışlar, teknikler güzel. Ee, teknik detaylara bakılınca üzerine çok fazla yorumlar getirilebilir. Ama sosyolojik taraftan bakılınca konu öyle değil. Sosyolojik taraftan insanı tahrik eden bir film. Ne oluyor acaba bize bunu mu yapacaklar? Sorusunu sordurtan bir film. Evet. Zaten amaç da bu. Filmin amacı da bu. İnsanı bu kaotik düşüncenin içerisine sokmak. Zaten onların bu arada bir şey yapmasına gerek yok. Böyle oluyor zaten bu işler. Bir beyne bir bilgi kırıntısını zerket, et. O bilgi kırıntısı orada başlar yeşermeye, büyümeye orada. Ha. Görüntü alabilir zaten. Beyin çok güçlü bir olgudur çünkü. Çok çok inanılmaz güçlü bir olgudur. Onu da e, Lucy filminden göz, al, e, göz önünde bulundurabiliriz. Şeytan filmi. Ay Aha. Lucy. Hay Lucy diyorsun. Lucy, Lucifer Lucy. Lucy. O arada Orada da onu da konuşabiliriz mesela. O o, o, ona baş. O da bir proje. Mesela Lucy filminden göz alalım. Beyin öyle bir şey ki ben senin beynini sana verdiğim bir iki bilgiyle, görselle, söylemle, Kelimeyle şekillendirebilirim. Bunu yönlendirebilirim. Ya yani beyni yönlendirmek mümkün? Bu mümkün. Manipüle edersin. Çok iyi bilinen bir tekniktir herkes tarafından. Binlerce kitap var bunun üzerine. En son geçen ben bir kitap okudum hatta. Bayağı bir <laughs> şey var bunun üzerine. Tüm kafama takıldı. Bu konular ciddi kafama takıldığı için sürekli değişik değişik kaynaklara dolaşıyorum bununla ilgili. İnsan beyniyle yapılanlar ve yapılabilecekler gibi. Mesela burada frekans veriyor ya o sesin verilmesi beynimizi nasıl yönlendiriyor? Şimdi şöyle bir teknik var. Ben şuna benzer biz healing sound yapıyoruz biliyor musun? Sound ha. healing yani. çanaklarla böyle ses çanaklarıyla ses oluşturarak va wow, va wow, 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 wow. frekans oluşturarak kişinin enerji bedenine bir eee sağaltım çalışması yapıyoruz. Pozitif bir çalışma yapıyoruz kişiyi rahatlatmak için. Ki dönelim Osmanlı dönemine bakır e, havuzların içerisinde su sesi hmm. ile terapi yapılırdı. E ses her yerde var. Ses çok mühim bir şey. Ses çok önemli bir şey. Çünkü her şey sesle var olur hayatta. Tik tik. Bu kadar. Tik tik. Ana rahmine düştü. Tik tik. Bismillahirrahmanirrahim. Başladı. Hikaye başladı. Bir sesle bir ses de son bulacak. Yine İsrafi Sura öfleyecek. Evet. İşte yani ona benzeyen bir ses sanki. Ama Kendilerince zaten, öyle düşünüyorlar. Ama yani. zaten Onu bilmiyoruz, Allah e bilir de. küresel yapının hedeflediği ve hiç de gizlemediği bu arada küresel yapının hedeflediği ve hiç de gizlemediği şey bu. Adamlar tanrıcılık oynuyorlar. Heh, evet. Adamlar Allahçılık oynuyorlar zaten. Dolayısıyla bunu sana film üzerinden algını oraya çekecek, reklam üzerinden çekecek. mağaza reklamları üzerinden çekecek. bir yerlerden çekecek. bu senin algını oraya doğru yönlendirecek. ve senin toplum olarak dünya toplumundan bahsediyorum çünkü dünyayı ilgilendiren mevzu artık. dünya toplumu olarak dikkatini belli bir noktaya çekecek. ve düşünsen bu bir nazar enerjisi gibi düşün. herkesin bakış açısının bir anda tek bir konu üzerine toplandığını düşün. zaten otomatikman konuyu güçlendiriyorsun. Tabii. onlar da o enerjiyi kullanıyor işte bu kadar basit. Değil mi? Ben bu filmleri böyle görüyorum. Çok güzel yönetiyorlar. İşi çok iyi yapıyorlar. Yani tam bu filmin çıktığı günle güneş patlamalarının yaşanacağı hafta aynı hafta oldu nedense. İşte şöyle bir korku salındı. Güneş patlamaları olacak, dünyada hayat duracak şeklinde. Film de aynı hafta çıktı. İki taraftan bakabiliriz Türker. Çok masum bir tarafa da büründürebiliriz bunu onların yaptığı gibi. Çok masum. Ne var ki abi? Ben de bir iş yapıyor olsam en doğru zamanı seçmek isterim. He bir yandan diyorsun. Ya böyle de bir Ama ya planı ya kuran bensem? ben sen. böyle de bir proje eğer böyle de bir proje yapıyorsa dolayısıyla projemin satmasını isterim. Bu projenin satması için de en doğru zamanda PR ederim. O da ne zaman? Eğer böyle bir proje ise güneş patlaması haftasını tabii ki ben de seçerim. Doğal olarak. Bunda yadırgayacağımız hiçbir şey yok. Yok şöyle yadırgayabiliriz ama ya planı kuran onlarsa? Ya zaten onlar. Bunu biliyoruz. Bilmek başka bir şey de bilginin karşısında ne yapacağın çok önemli. Tamam bunun hepsini biliyoruz zaten. Biz ona bakarsak İsrail bilmiyor mu suçlu olduğunu? İsrail bilmiyor mu bebeklerin orada suçsuz olduğunu? Biliyor. Amerika bilmiyor mu onların suçsuz olduğunu? Biliyor. İnsanlar bilmiyor mu bunu? Biliyor. E peki ne yapılıyor? Yapılan şeyi göre bakalım mı ne yapılıyor? Yani, Büyük bir insanlık sınavı veriliyor, hiç kimse bir şey yapamıyor ya da yapmıyor. Peki biz ne yapacağız yani böyle kötü enerjilerden, işte bu tip frekanssal saldırılardan kurtulmak için evimize ne yapacağız, kendimize ne yapacağız, ailemize ne yapacağız? Tuğbayla çektiğim programı izler misin lütfen? Öyle mi? <gülüyor> orada, <gülüyor> orada verdim bu bilgilere. Ne var ne yok <laughs> özel yapalım. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. Ne yapacağız? Baştan başlayacağız. Türkler. Aynı şey yolda da söyledim. Baştan gerekiyor. Gerçekten baştan baş Hayatı biraz, hmm. biraz ciddiye almamız gerekiyor ya. Biraz ciddiye ee, almamız gerekiyor. Artık el yordamıyla hayatlar yaşamaktan vazgeçmemiz gerekiyor. Sorumluluklarımızı artık elimize almamız gerekiyor. Bireysel sorumluluklarımızı bireyler olarak elimize almamız gerekiyor. Ağzımızdan çıkana, yaptığımız hareketlere, arabayı nereye park ettiğimize varıncaya kadar, tuvalette nasıl tuvaletimizi yap, yapmaya varıncaya kadar, bak bu kadar ileriye gidiyorum artık. Bir AVM'nin tuvaletini nasıl kullanacağına varıncaya kadar... Çünkü o tuvaletin içini hiç kimse görmüyor ya... Kafana göre takılıyorsun ya ama çıktıktan sonra bıraktığın bir şey var. O bıraktığın şey orada ne biliyor musun aslında? Karakterin. Çok güzel. Karakterini bırakıyorsun. Oraya kadar yattığın, gezdiğin, konuştuğun, oturduğun yeme içme şekline kadar... Her şeye dikkat etmelisin. Bakarım abi bu saatten sonra. Herkes de bakacaktır. İlber Ortay demiş Türkiye'nin sorunu labalilik demiş. Evet doğru çok doğru söylemiş. Türkiye'nin sorunu labalilik. Bak çok güzel bir tespit yapmış. Helal olsun. Ancak şu var. Bizde. Biz maalesef bunlara önem vermiyoruz. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Çocuk o bir şey olmaz. Yaşlı o bir şey olmaz. Genç canım yapar. Yok öyle bir şey herkes sorumluluğumuz. Çocuk çocukluğunu bilecek. Genç gençliğini bilecek. Yaşlı yaşlılığını bilecek. Abi hep söylüyorum, yine söylüyorum. Okuyun. Araştırın. Ya bizden geçti. Yapamıyoruz biz onları. Gıybet yapıyorsun. Gün yapıyorsun evet. Topuların sayısını biliyorsun. Hangi daireden ne kadar kira alacaksın o hesaplamalarını yapıyorsun. İşten nasıl kaytarım onun hesabını yapıyorsun? Bir saat öğlen paydosunda nasıl takarım onun hesabını yapıyorsun? Nasıl rapor alırım da onun hesabını yapıyorsun? İşveren, işveren tarafına dönüyoruz, bakıyoruz. Nasıl daha az vererek yolumu buluruma bakıyorsun? Nasıl daha az ödeyerek, daha az mal ederek konuyu kapatırıma bakıyorsun? Personel tam karşılık olarak diyor ki, saatimi doldurmaya bakıyorum diyor. Buraya kadar nasıl olsa bir daha buraya gelmeyeceğim algısıyla yaptığımız hareketler buraya kadar inmemiz gerekiyor. Hatta ve hatta buraya direkt inmemiz gerekiyor bizim. Bu konuyu başka türlü çözemeyiz biz. Çözülmeyecek. Çünkü sen anlamayan adama, şimdi ben hakikat konuşuyordum biliyorsun hakikat sohbetleri yapıyoruz ya bir yerlerde yaptım. Böyle bir sohbetimizin altında bir dünya hüye geldi. Size dedim hakikati ben niye anlatıyorum ki? Geçmiyor ki sana. Geçmiyor. Sen git önce Tuvaleti kullanmayı öğren. Evet yani bunu küçümsemek, hakir görmek hayır için değil. Hayır öyle bir şey değil. Ben kendim için de bunu söylüyorum. Yine söylüyorum bak net bunu söylüyorum. Gerçekle yüzleşmek zordur. Hakikat zordur. Zordur. Türker yani ger bak bilgi gerçeği duymak çok zordur. Çok zordur ya. Daha henüz tuvalet kullanmayı bilmeyen bir insanın hakikatte ne işi olur ya? Doğru. Peki, Yoksa üst perdeden bilgilerle ne iş olur yani? Hiçbir şey yapamaz. Sen bu, önce kendini düzelt. Burada duaların gücünü nasıl kullanacağız hocam? Yani hani bu işleri tersine çevirmek için değil. Baştan mi? başlayacağız Türkiye. Baştan başlayacağız. reisel olarak. Estağfurullah. Ya çok basit ya. Çok basit abi. Sabah kalktın. Yapman gereken ilk şey Allah'a şükretmek. Nasıl kalkıyoruz yataktan? Yani öyle olarak değil mi? Abi biz yataktan nasıl kalkıyoruz şu anda? Herkes baksın ha, kendine. Herkes evet. çok iyi biliyor nasıl kalktığını. Bir şey söylememe gerek yok şimdi yargılanmamak için söyle. Hadi bir şey söylemeyeyim ben. Nasıl kalkıyoruz abi yataktan? Kendimden yola çıkıyorum. Bir kalk, uh, geç kalkıyorum. Evet. Ne besmele var ne şükür var ne bir şey unuttuk. Neredeyse yüzümüzü yıkamayı unutacağız ha. O dereceyiz. E ben ondan sonra mi? diyoruz ki biz niye yaşıyoruz bunu? Yaşayacaksın tabii. Sen yaptın. Kimse yapmadı. Sen kendin yaptın kendine bunu. Kalkar. Sakin acele etmemek. Onun için dengeyi kurmak gerekiyor. Eğer söylemesi kolay. Hayat o kadar kolay değil. Hayır, hayat bu kadar kolay. Hayat kötü, hayat kötü değil. Hayat çok güzel. Biz kötüyüz. Dünya kötü, dünya muazzam bir yer. Dünya çok güzel bir yer. Biz kötüyüz. Bak biz kötüyüz. Peki o yani işi şuraya getirmek istiyorum yani. Hani o duanın gücüne getirmek istiyorum. Sabah uyandık. Mesela bir ortalama bir insana ne tavsiye eder Mehmet Saka? Nasıl bir e, duanın yolunu izlemeli? Nasıl bir sırra vakıf olmalı? Şimdi geçen bir buçuk iki sene önce benim üstadım bana bir mesaj atmıştı. Hocam öyle bir sürece girdik ki bir yılı liste koymuş. Bunları 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 yapmamız lazım. Korunmak için ve bugünlerden bahsetmiş yine. Ayağım ve bayan net söylüyorum bunu bak. Sorgulayacak değerde değilim. bildiğim için konu. Onun içinden birkaç parça hatırladığım kadarıyla çünkü destan gibi oldu, uzun da olduğu için söylüyorum. Bakın, sabah kalktım, sakin olmak lazım. Yatma kalkma saatlerimize dikkat edeceğiz. Sadece ve sadece Allah'a döneceğiz. Bir kere teheccüde kesinlikle kalkmamız gerekiyor. Gece çok önemli. Ya. Teheccüde kesinlikle kalkmak gerekiyor. Ona göre uyku saatlerimizi düzenlememiz gerekiyor. Hatta ve hatta toplantılarımızı, görüşmelerimizi, misafirlerimizi bile bu düzene göre ayarlamamız gerekiyor. Yapmak namaz gerekiyor. vakitlerine göre. Kesinlikle. Bakın çok önemli. Bir kere yüzde yüz normal namaz abdesti var ya, 24 saat namaz abdestiyle gezin abi. İhtiyacını giderdin çıktın abdest. Abdestini al devam et. Abdest manevi bir zırhtır. Birinci kural bunu yap. Abdest. Hı hı. İki. Estağfurullah. Bol bol estağfurullah çek. Estağfurullah çok mühim. Yükünü alır değil Yükünü alır hafifletir. Kalpler ancak ve ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. bitti Başka da bir ötesi berisi yok. Çözümü başka yerde aramayın. İçinize dönün, o burada. Burada burada. Estağfurullah. Salavat-ı La ilahe illallah. Bunları kesinlikle aksatmadan yapmaları gerekir bence. Kesinlikle. Koruma ayetlerini okuyabilirler. Nas, felak, ayet-el kürsi okuyabilirler. Ama abdestsiz gezmesinler. Kendini her daim korusunlar. Bakın tuvalet ve banyo adaplarına dikkat etsinler insanlar. Etmiyorlar. Maalesef Türkiye'de en çok şey çok basit gibi şey bu. görünüyor. Bilgi olarak da ya hocam hayırdır ya tuvalete gitmeyi mi öğretiyorsun diyeceklerdir. Çok basit görünüyordur ama unutmayın çok büyük problemlerin sebebi tuvalet ve banyo adabıdır. Hiç kimse farkında değil. Akşamları tezgahların üzerinde yemek bırakmasınlar. Kaldıysa da o yemekten kesinlikle yemesinler. 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 Üstü açık bir şekilde kaldıysa yemesinler. Bu sebeple de bırakmasınlar üç harfli mevzusundan mı? Yani üç beş harfli mevzusunu geçtik. O enerji diyelim. <laughs> enerji yani. peki. Şimdi hiç girmeyelim bile. Ama oraya da girersek şimdi bu konu çok uzak. <laughs> peki. Şimdi anlatmak istediğim Türker. Gerçekten başa dönmek lazım. Düzelmek için baştan başlamak lazım. O kadar baştan başlamaya ihtiyacımız var ki bizim. Ben kendi ama ben oradan başladım. Ben yapıyorum hepsini. Valla sıfır kilometre çocuk gibi şu anda başladım. Aldım Kur'an-ı Kerim'de baştan başladım. Süper. Bütün okuduğum kitapları da tekrar baştan başladım. Şu an bir rütbe. Öyle kuruyorum. mi? Ye, Yeniden de başladım. Tekrardan başladım. Tuvalet adabına varıncaya kadar. Adabı muhaşeret derslerine. Tekrar başladım. Kendim almaya başladım. Arada, vermeye değil. Başta ben alacağım tekrar. Tekrar başladım. Ya çünkü onlar yapay bir şekilde sura üflemeye devam edecekler. Ya yani Bu filmdeki şey o sura edecekler, üflemek. Edecekler, edecekler. Etsinler de. Etsinler. Benim onlar açıkçası umurumda da değil. Çünkü la galibe illallah. Allah'tan başka galip yok. Ve bir Müslümanın korkusu ancak Allah'tandır. Başkasından değildir. Başkasından korkmaz Müslüman. Allah korkusu da öyle bir korku değildir. Allah'tan korkmak nasıldır biliyor musun? Eğer sen safsan, temizsen, niyetinde halisse senin Allah'tan korku seviyen bellidir. Bir çocuğun annesinden korkması gibidir. Anne deyip anneye sarılmaktır. Allah'tan korkuyorsan Allah'a sarılacaksın. Böyle korkudan bahsediyoruz. Ha. düşman karanlık taraftaysan o benim sorunum değil karanlık olanın sorunu İnşallahın işte o zaman azametini görürsün celalini görürsün zül celali belikra önce celali Zul, ama <laughs> göreceğin yani ama bu böyledir ama ya bu sonra ikra sonra ikra bilmek lazım görmek lazım anlamak lazım kitaplardan anlamadık okuduklarımızdan anlamadık Öğretilenlerden anlamadık biz bugüne kadar bu konuyu Türker. Umarım, bu arada isteseler izletmezler de bizi orayı biliyorsun değil mi? Filistin'i vesaire hmm. göremeyiz de. İsteseler göremeyiz. Hiç kimse bence bunu kabul ederim. İsterseler haberimiz bile olmaz konudan. İzlettiklerine göre diyorsunuz. İzlettiklerine göre bir şey var. Biz de diyoruz ki hakikat ama bu. En azından oradan öğrenin doğruyu, hakikati orayı bir izleyin bakalım ne var orada. Hakikati izleyin ama. Orası Peki, öğretecek Şimdi dediniz teslimiyeti. Ki, Orası öğretecek bize teslim olmanın ne olduğunu. Hı. O 5 yaşında çocuk çıkıp orada konuştuğu, et. o 5 yaşında çocuk bile orada çıkıyor konuşuyor, çatır çatır ders veriyor. Biz burada ahkam kesemeyiz evet. abi. O yüzden ben başladım. Ben herkese kendi yaptığımı öneririm diyorum. Heh, yeniden başladık, başladık diyorsunuz. Ben Sabah başladım. erken teheccüde kalkıyorsun. 5 vakit namazı uyuyorsun. Tuvalet adabına kadar her şeyi yaptın diyorsun. Duaları söyledin hocam. Bir de esmaları söyleyebilir misin? Mesela e, hayatının güzelleşmesi için şimdi insanlarda şöyle sıkıntılar var. Efendim benim rızkım kapalı. Evet. E, ben çabalıyorum ama olmuyor. Bir tavsiyen var mı hocam bunlarla ilgili? Var. Yani her zaman var ama. Gerçi zaten yine bu kıldıktan Sonra yine bu kestirme ama Kaçırdı yine aslında şu var bak. Allah'ın esmalarını zikrederek bir şeyler elde edilebilir Genel bir cevap dedim. Ha, evet. Bir şeyler elde edilebiliyor mu? Evet elde edilebiliyor. Öyle mi? Net. Yani ya Rezak dersem. Bak parayı 489 da, kez. Para, mevki, şan, şöhret, sevgi, aşk. Her şeyi bu esmalarla elde edebilirsin. Ama sorumlulukları var. Bonusuyla beraber gelir. Nasıl bir sorumluluk? Bir esma Hüsna'yla ile elde ettiği maddi gelirde gider. Allah'ın rızasına uygun olmayan hareketleri yaparsan He. tam tersi çalışır. Onu o alır. Var olanı da alır. Oh. Böyle de bir taraf. Sorumlulukla gelir. Her halükarda sorun bu yanlıştır. Ama sen bir taraftan Esma ile bir şeyleri çekip kendine bir taraftan da o o ismini zikrettiğinin yasakladığını yaparsan kendi kendine helak edersin. Diyorum. Oh, çok güzel. Esma sorumluluktur. O yüzden şimdi e, anlıyorum ben seni. Buradan bir tertibat vermemi istiyorsun. Verebilirim. Evet. Ben bir tertibat buradan da vereyim. Bunu birkaç yerden de vereceğim bu arada. Buradan da vereyim. Bakın böyle bir defter. Dedim ya baştan başladım. Kendimle ha. başladım. Çok güzel. <laughs> Aldınız. Sayfayı ikiye bölün arkadaşlar. İkiye böldünüz. 21 gün bunu yapacaksınız. 21 gün. 21 gün neden? Zihin hafızasına çalışalım burada. Zihni bir aktif etmek için. Ha. 21 gün başına bilenler Arapça yazabilirler, bilmeyenler Latin harfler kullanabilirler, İsteyen direkt Türkçe de yazabilir. Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla yani Bismillahirrahmanirrahim buraya başlık olarak arkadaşlar bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ve yine söylüyorum. Bilen Arapça yazabilir, bilmeyen Latin harf kullanabilir ya da Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla diyebilir. Aynı şey. Arapça bilen varsa en anlatmak de odur. Onunla başlarsın. Ondan sonra bir objektif olup bir tefekküre yani murakebeye çekileceksin. Geri çekileceksin. Biraz içe döneceksin. Evet. İçe bir dönmen gerekir. Geldin. Kendine günlük saatler ayarlaman gerekiyor. Akşam işten geldin. Abdestini aldın. Her şeyini yaptın. Kıyına çekildin. Oturdun. Başladım. Bismillahirrahmanirrahim. Nereden başlarsın ben bilmem. Ben baştan başladım. En başta. En geriden başla. Hayatınla ilgili ne varsa yazmaya başla. Olumsuz gördüğün, hoşuna gitme. Ondan sonra sana yapılmasını istemediğin bir başkaları tarafından ne varsa hepsini yazmaya başla. Hepsini. Ondan sonra ne kadar beklentin varsa bunların hepsini yazmaya başla. Kişilerden, hayattan, Allah'tan ne beklentin varsa hepsini buraya tane tane yaz. Ama bunları sesli olarak yap. Sesli olarak yaz böyle. Oku. Ondan sonra geç karşısında bunları Bir ikinci 21 gün. Bir ikinci 21 güne geç. Yani bir dakika. Orada o yirmi bir gün boyunca yirmi, onları bir oku. Gün onları yazdı. Ha yazacak. Yazarken her de gün. okuyor. Tabii yirmi bir gün her sabah ya da akşam neyse. onları yazacaksın ve okuyacaksın. Ondan sonra geç. Diğer ikinci yirmi bir gün. Örnek. Ben dedim ki Türkiye'nin bana bu şekilde davranmasını istiyorum diye yazmıştım buraya. Aha. O zaman bunun karşılığına geldim. Ne yapacağız? Bana Türkiye'nin davranmasını istediğin gibi Türkiye'de davranmaya başlayacağım. İstediğim her şeyi önce kendim yapacağım. Beklediğim her şeyi kendim yapmaya başlayacağım. Bunu tam bir teslimiyetle, tam bir samimiyetle yapacağım. Bunu olumlamalar ekleyeceksin. Şimdi o halleri dönüştürebilmek için yardımcı olumlamalar var. İşte zikir, esma bu da kullanılır. He. Yani işin üç kağıtını orada bile kaçmamak lazım. Şunu çekeyim de. Bir aşık olsun. Ve ön e nasıl olur, ne oldu? Esma, Esma'nın ne olduğunu bile bilmiyorsun. Ya bir de sadece böyle hani param olsun diye çekmek. Değil çok... işte bundan bahsediyorum. O yüzden böyle bir yol izlemek lazım. Bak can burada ne var sende? Neyi, hangi duyguyu yönetemiyorsun? Ya sen bu duyguyu yönetemiyorsun. Tamam. Bu duyguyu yönetebilmek için sana ne lazım? Her şey Kur'an'da yazıyor ya. Allah her şeyi söylemiş bize ya. Her şeyi söylemiş ya. Ne yapman lazım? Ha bunu yapmam lazım. Yap. En basit örnek. En kolayını söyleyeceğim size. Fatiha-i Şerif. Uzanın sırt üstü. Yedi enerji merkezi. Yedi çakra. Yedi nefis mertebesi. Adına ne dersen de. Uzan sırt üstü. Fatiha yedi ayet. Evet. Her bir enerji merkezine bir ayetini oku. Fatiha'nın birinci ayeti nedir? Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha'nın birinci ayetidir. Kur'an-ı Kerim'de ilk ayeti Bismillahirrahmanirrahim olan bir tek şey sure Fatiha'dır. <laughs> Bak Rahman ve Rahim olanın Allah'ın adıyla nereden başlıyorsun? Kök enerji merkezinden. Dünyada. Alttan. Ondan sonra ikinci ayet. ikinci enerji merkezi. Üçüncü ayet. Üçüncü enerji merkezi. Dördüncü ayet. Dördüncü enerji merkezini oku. 21 günde bunu yap. İstersen alışkanlık haline getir. Sürekli oku. Güzel, çok güzel. Al, teknik mi? Teknik. Zarar verir mi insana? Vermez. Esma mı? Aynı zamanda esma. Nasıl mı? Kur'an-ı Kerim esmadır zaten. Öyle de bir durum var. Öyle de bir şey var. Ya zaten yani namaz düzenli kralar, okuyan zaten Bu arada şey Kur'an-ı Kerim'in bir ismi de nedir biliyor musun? Nedir? Şifa. Kur'an-ı Kerim'in tek ismi yoktu. Bir tek Kur'an değildir. Bir sürü ismi vardır onun. Yet, yetmiş küsür tane diye hatırlıyorum. Ezbere tam İşte Musaf denir, Kur'an denir gibi. Bir tanesi de şifadır bunlardan. Hakikaten şifa kaynağı. Evet. Kur'an'ın isimlerinden oh, bir tanesi de budur. Yani okuyabilen dinleye de bilirsin. Kur'an'ı okumak sünnet. Yok ya yani hani bahset, farz. bakmakla görmek arasında evet. fark vardır ya. Ya Kur'an'ı ama... Kur Kerim'in sayfalarını şöyle boş boş çevirsem de şifa yani o kadar mazalmış. Ayrı mesele ama anlamak çok güzel bir şey. Olan başka bir şey. Oradan başlanabilir diye düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Çok sağ olun. Evet. Ee, hocamız buradan da başka bir yere gidecek. Yine hızla kapatıyorum. Ee, Meme Saka hocamızı mutlaka takip edin. YouTube kanalında, Instagram hesabını da hepsini takip edin. Ve ne var ne yok YouTube kanalına da abone olmayı unutmayın efendim. Videonun altına da yorumlarınızı bekliyoruz. Hocam yine bekliyoruz inşallah. Size. İnşallah. Görüşmek üzere. Ee, görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.